kadının üç günlüğüne akrabalarının yanına gittiği, genç adamın çaresizce odadan odaya dolaşıp kendinde kitap okuyacak gücü bile bulamadığı, altüst oluşunun nedenini kendine açıklayamadığı Paskalya haftası değil miydi o? Sonra kadının eve döneceği gece onun adım seslerini duyabilmek için gece yarısı bire kadar beklememiş miydi? İçini saran heyecan dolu sabırsızlık yüzünden Acaba geldi mi diye vaktinden önce defalarca çekinerek aşağıya inmemiş miydi? Tiyatroda eli tesadüfen onunkine dokunduğunda elinden ensesine kadar ürperişini anımsamıştı. Bunun gibi, önemsiz gibi gelen, için için atan yüzlerce küçük anı şimdi savakları yıkıyor, çağlayarak bilincine, kanına saldırıyor ve hepsi birden onu doğrudan kalbinden vuruyordu. Kalbi öylesine şiddetli atıyordu ki elini gayri ihtiyari göğsüne bastırmak zorunda kalmıştı. Ve artık hiçbir şeyin yararı yoktu. Ürkek ve saygılı içgüdüsünün özenli çeşit çeşit karartmalarla onca zamandır örtbas ettiği gerçeği kabullenmeye daha fazla direnemezdi. O kadın yanında olmadan artık yaşayamazdı. İki yıl, iki ay, iki hafta yolunu aydınlatan o hafif ışıktan yoksun.'' Akşamları yaptıkları güzel sohbetlerden yoksun. Hayır, hayır buna katlanamazdı. Henüz on dakika öncesine kadar ruhunu gururla dolduran Meksika görevi, yaratıcı güce doğru yükseliş, bunların hepsi bir anda büzülmüş, ışıltılı sabun köpüğü gibi patlamıştı. Bu görev şimdilik uzaklık, ayrılık, zindan, sürülme, sürgün, imha, üstesinden gelinmesi olanaksız bir parçalanmaydı. Hayır, mümkün değildi. Eli kapı tokmağına doğru yeniden uzanmak için titremiş, odaya yeniden girmek, layık olmadığı için bu görevden feragat ettiğini ve evde kalmayı yeğlediğini müdüre söylemek istemişti. Ama yüreği onu uyaran bir korkuyla dolmuştu. Şimdi olmaz. Kendinin bile yeni çözmeye başladığı sırrını zamansız ele veremezdi ve ateş gibi yanan elini soğuk metalden çekmişti. Başını yeniden kaldırıp tabloya bakmıştı. Bu gözler ona sanki daha derin bakıyordu şimdi. Ancak dudaklardaki gülümsemeyi artık bulamıyordu. Tablodaki kadının ifadesi ciddi değildi. Daha ziyade hüzünlü sayılırdı. Sanki şunu anlatır gibiydi. Sen beni unutmak istedin. Genç adam, ressam elinden çıkmış ama yine de canlı olan bu bakışlara dayanamamış, sendeleyerek odasına gidip yatağın üzerine çökmüştü. İçinde tuhaf, baygınlığı andıran bir korku duygusu vardı. Ama buna garip bir şekilde gizemli bir lezzet de nüfuz etmişti. O eve girdiği ilk andan başlayarak yaşadığı her şeyi telaşla gözünün önüne getirmiş ve her şey, hatta en önemsiz ayrıntılar bile şimdi farklı bir ağırlık ve ışık kazanmıştı. Her şey idrakin içsel ışığında aydınlanmıştı. Her şey hafifti ve ihtirasın coşkulu havasında süzülerek yükseliyordu kadından gördüğü iyilikleri düşünmüştü çevresi onun izleriyle doluydu kadının elinin değdiği nesnelere bakışlarıyla dokunmuştu her biri onun varlığının yaydığı mutluluktan bir parça barındırıyordu içinde o bu nesnelerin içindeydi onun bunlara sinmiş dostça fikirlerini hissetmişti genç adam ve kadının kendisine yönelttiği iyilikten emin olduğunu hissetmek içini arzuyla doldurmuştu gel gelelim bu duygu selinin derinlerinde Genç adamın ruhunda direnen bir şey vardı. Taşa benziyordu. Kaldırılmamış, temizlenmemiş, duygularının özgürce akabilmesi için oradan alınması gereken bir şeydi. Duygularının en derinlerindeki bu karanlığı dikkatlice yaklaşıp yoklamış, anlamını hemen kavramıştı. Ama dokunmaya cesaret edememişti. Ama duyguseli onu sürekli o noktaya, o soruya geri döndürüyordu. Soru şöyleydi. Acaba kadının Aşk demeye dili varmamıştı. Sunduğu bütün bu özenli küçük ikramları, onu ilgi ve şefkatle sarıp sarmalaması, tutkulu olmasa da hoş bir sevgi değil miydi? İçini saran bu soru onu bunaltmış, kanının kapkara çağlayan büyük dalgalarında tekrar tekrar coşmuş ama sürüklenip yok edilememişti. Aklımı toplayıp her şeyi berrak görebilsem keşke, diye geçirmişti içinden. Ancak karma karışık düşlerin, Arzuların ve en derinlerde kabaran acının etkisiyle düşünceleri büyük bir tutkuyla coşmuştu. Hisleri uyuşmuş, kendinden geçmiş, duyguların birbirine girmesinden sersemlemiş ve bunalmış halde yatağın üzerinde bir, belki de iki saat öylece yatmıştı. Derken kapının ansızın hafifçe tıklatıldığını duyup irkilmişti. Tanıdığını düşündüğü ince parmakların dikkatli tıklatmasıydı bu. Yerinden fırlayıp kapıya koşmuştu. Kadın gülümseyerek karşısında duruyordu. Ama doktor bey neden gelmediniz? Sofrezili iki kez çaldı. Bu sözlerde coşku vardı adeta. Genç adamın bir ihmalini yakalamış olmaktan küçük bir haz duyar gibiydi. Ama adamın yüzünü, ıslak saçlarının yüzüne dağıldığını, kararsız gözlerini ürkekçe ondan kaçırdığını görür görmez kadının da benzi solmuştu. Aman tanrım, neyiniz var? diye kekelemişti. Kadının korkudan zayıflayan sesi genç adamda bir nevi haz etkisi yaratmıştı. ''Hayır, hayır'' demişti adam hızla kendine gelmeye çalışarak. ''Düşüncelere dalmışım. Bu mesele çok tepeden inme oldu benim için.'' ''Nedir o? Hangi mesele? Konuşsanız da.'' ''Haberiniz yok mu? Müdür bey sizi bilgilendirmedi mi?'' ''Yok, yok'' demişti kadın sabırsızca. Adamın sinirli, hararetli ve kaçamak bakışlarından çıldırmış gibiydi. ''Ne oldu? Söylesenize bana.'' Adam kadına duru bakışlarla ve yüzü kızarmadan bakabilmek için bütün kaslarını sıkmıştı. Müdür bey bana büyük bir sorumluluk gerektiren bir görev vermek lütfunda bulundu. Ben de kabul ettim. On gün sonra Meksika'ya gidiyorum. İki yıllığına. İki yıllığına mı? Aman tanrım! Kadının korkusu ta içinden fışkırırcasına ve alev alev çıkmıştı. Sözden ziyade bir çığlıktı bu ve karşı koymak için farkında olmadan parmaklarını açıp ellerini havaya kaldırmıştı. Ani olarak açığa çıkan duygularını sonra hemen gizlemeye çalışsa da başaramamıştı. Ama adam kadının arzuyla öne doğru uzattığı ellerini nasıl olduğunu bilmeden avuçlarının içine almıştı bile. Sarsılan bedenleri onlar anlayamadan alevler içinde buluşmuş, sayısız saatlerin ve günlerin bilinçaltındaki susamışlığını ve hasretini sonsuz bir busede kana kana içmişlerdi. Ne adam kadını kendine çekmişti ne de kadın onu. Bir fırtınadan kenetlenmişçesine birbirlerinin içine geçmişlerdi. Birlikte ve iç içe dipsiz bir bilinmeze doğru düşüyorlardı. Ve oraya inmek tatlı ve bir o kadar da yakıcı bir şuursuzluktu. Uzun zamandır birikmiş duygular beklenmedik bir mıknatısla ateşlenmiş ve tek bir saniyede boşalı vermişti. Kenetlenmiş dudakları yavaş yavaş birbirinden ayrılırken ve ihtimal dışı bu olayın henüz sersemliği sürerken adam kadının gözlerinin içine bakmıştı. Sevgi dolu karanlığın ardında tanımadığı bir ışık vardı bu gözlerde. Adam işte o zaman fark edişin akınına uğramıştı. Bu kadın sevdiği nicedir. Haftalardır, aylardır, yıllardır onu seviyor olmalıydı. Yaşanan bu saat, ruhunu dilip geçinceye kadar ona coşku içinde ana gibi yaklaşmış, usulca susmuştu. İşte tam da bu, inanması zor olan şey şimdi sarhoşluğa dönüşmüştü. O, o seviliyordu, hem de o mesafeli kadın seviyordu onu. Bir gökyüzü doğmuştu şimdi, ışıl ışıl ve uçsuz bucaksız. Yaşamının ışık saçan öğesi ama aynı zamanda yıkıcıydı ve bir saniye içinde, keskin kıymıklara dönüşüyordu. Çünkü bunu fark etmek bu kez veda da demekti. Yolculuk vaktine kadar geçen on günü bir aşırılık, aralıksız sarhoşluğa benzer bir çılgınlık içinde geçirmişlerdi. Artık kabul ettikleri duygularında meydana gelen ani patlama, birikmiş basıncın olağanüstü kuvvetiyle bütün engelleri ve çekinceleri, bütün gelenekleri ve sakınmayı parçalamıştı. Karanlık bir koridorda, kapı aralarında, köşelerde, iki kaçamak dakika arasında karşılaştıklarında tüm ateşleri ve açlıklarıyla hayvanlar gibi birbirlerine saldırıyorlardı. El eli, dudak dudağı hissetmek istiyordu. Yanıp tutuşuyorlardı. Hararetle akan kanları ve her bir sinir sevgiliye dokunmak, onun eline, ayağına, giysisine, herhangi bir canlı noktasına tensel bir temas sağlayabilmek için alev alev yanıyordu. Bir yandan da ev içinde kendilerine hakim olmak zorundaydılar. Kadın, gözlerden durmaksızın taşan sevgiyi kocasından, oğlundan ve hizmetlilerden gizlemek zorundaydı. Adam da sorumluluğu altında bulunan hesap kitap işlerinin ve toplantıların zihnen üstesinden gelmek zorundaydı. Sürekli saniyelik kaçamaklar yapıyorlardı. Titreyerek, hırsızlar gibi, tehlike içinde yaşadıkları saniyelerdi bunlar. Birbirlerine elleriyle, dudaklarıyla, bakışlarıyla, aç öpüşmelerle ancak anlık yaklaşabiliyorlardı ve zaten sarhoş olan birinin buğulu, şehvetli ve sıcak varlığı ötekini de sarhoş ediyordu. Ama asla doymuyorlardı. İkisi de hissediyordu, asla doymuyorlardı. Böylece birbirlerine ateşli notlar, alev alev yanan çılgınca mektuplar yazıyor, bunları okul çocukları gibi birbirlerinin ellerine tutuşturuyorlardı. Adam geceleri uykusuz başını dayadığı yastığının altında hışırdayan bu mektupları buluyor, kadının da pelerininin cebinden adamın yazdıkları çıkıyordu. Ve bütün mektuplar çaresiz bir çığlık gibi söylenmiş meşhum soruyla noktalanıyordu. Canla canın, bakışla bakışın arasına girecek olan denize, dünyaya, sayısız aylara, sayısız haftalara, iki yıla nasıl dayanacaklardı?'' Artık başka bir şey düşünemiyor, başka bir şey düşleyemiyorlardı. İkisinin de verecek yanıtı yoktu. Yalnızca elleri, gözleri, dudakları, ihtiraslarının her şeyden habersiz uşakları, bağlılık ve içten sorumluluk içinde yanıp tutuşarak arada sırada harekete geçiyordu. İşte bu yüzden kendilerine hakim oldukları o çalınmış anlarda, kapı aralıklarındaki titreyerek kucaklaşmalarda, çılgınca bir aşkla geçen o endişeli anlarda Haz ve korku arasında gidip geliyorlardı. Ne var ki aşkla yanıp tutuşan adamın sevdiği bedene tam anlamıyla sahip olması esirgeniyordu. Dokunmayı zorlaştırıcı, engelleyici giysiler ardından bu bedene doğru ihtirasla şahlanırken alev alev yanıyor, çıplakmış ve kadını kendine doğru bastırıyormuş hissine kapılıyordu. Aşırı aydınlatılmış, asla uyumayan ve her yerde birilerinin kulağı olan bu evde kadına gerçek anlamda hiç yaklaşamamıştı. Kadın yalnızca son gün eşyalarını toplamasında ona yardım etmek bahanesiyle, oysa gerçekte son kez vedalaşmak üzere zaten toplanmış olan odasına gelmiş ve adamın ihtirasla onun üzerine kapanırken yaptığı hamleden sendeleyerek kanepeye doğru yuvarlanıp düşmüştü. O sırada adam, kadının yırtarcasını açtığı giysisinin altında dikleşmiş olan memelerini ateşli öpücüklere boğmuş, Bembeyaz tenini büyük bir açlıkla kalbinin yerinden çıkacakmış gibi attığı noktaya kadar öpmüş, öpmüştü. Kadın direnmediği o dakikalarda bedenini teslim etmiş, neredeyse adamın olmuştu. O an, işte o an tüm duygu yoğunluğu içinde kekelercesine yalvarmıştı. Şimdi olmaz, burada olmaz, yalvarırım. Uzun zaman kutsal bir aşkla sevdiği kadına kanı bile hala saygı duyuyor itaat ediyordu ve hala öylesine onun boyunduruğu altındaydı ki çağlayan duygularını dizginleyip kadından uzaklaşmıştı. Kadın sendeleyerek ayağa kalkmış ve yüzünü adamdan saklamıştı. Titreyerek ve kendiyle mücadele ederek öylece kalan adam da bakışlarını başka yere çevirmiş ama düş kırıklığından kaynaklanan üzüntüyü gizleyemediği için gerçekleşmemiş sevişme yüzünden çektiği acıyı kadın anlamıştı. Kadın duygularını yeniden hakimiyeti altına alıp adama sokulmuş ve onu alçak sesle teselli etmişti. ''Burada yapamazdım. Evimde, onun evinde olmazdı. Ama döndüğünde ne zaman istersen.'' Tren, çekilmiş frenin kıskaçları arasında gıcırdayarak, takırtılar çıkartarak durdu. Adamın bakışları, kamçalanarak uyandırılan bir köpek gibi daldığı düşlerden sıyrıldı. Ama ne mutlu ki işte orada oturuyordu. Sevdiği, uzun süre uzak kaldığı kadın, İşte orada sessizce oturuyordu. Bir soluk kadar yakındı ona. Başını arkaya yasladığı için şapkasının kenarı yüzüne biraz gölge düşürmüştü. Ama kadın, adamın onun çehresini özlediğini adeta hissetmiş gibi oturduğu yerde doğruldu. Yüzünde yumuşak bir gülümsemeyle bakışlarını ona çevirdi. ''Darmstadt'' dedi dışarı bakarak. Bir durak kaldı. Adam yanıt vermedi. Oturmuş kadını süzüyordu yalnızca. Aciz içinde geçen yıllar, dedi içinden. Duygularımıza karşı aciz içinde geçen yıllar. Dokuz yıl oldu ve sesinin tek bir tonu değişmemiş. Bedenimin tek bir siniri bile onu farklı algılamıyor. Hiçbir şey yetmemiş, hiçbir şey geçmemiş. Varlığı eskiden olduğu gibi sevgi dolu bir mutluluk yaratıyor.'' Kadının usulca gülümseyen dudaklarına tutkuyla baktı. Onları bir zamanlar öptüğünü bile hatırlamıyordu. Sonra kadının kucağındaki gevşekçe duran pırıl pırıl, sakin ellerine baktı. Eğilip huzurla katlanmış o ellere dudaklarıyla dokunmayı ya da onları avuçlarının içine almayı ne çok isterdi. Bir saniye, yalnızca bir saniye. Ama kompartımandaki dilbaz adamlar onu merakla süzmeye başlamışlardı. O da sırrını açığa vurmamak için hiç sesini çıkartmadan yeniden arkaya yaslandı. Yine hiçbir harekette bulunmadan, yine konuşmadan karşılıklı oturuyorlardı. Yalnızca bakışları öpüşüyordu. Dışarıdan tiz bir düdük sesi duyuldu. Tren yeniden hareket etti ve trenin salınan tek düzeliği çelikten beşik gibi sallanarak adamı yeniden anılarına geri götürdü. Ah! Dün ve bugün arasına giren o karanlık, sonsuz yıllar! İki kıyı, iki yürek arasındaki kurşuni deniz. Nasıl olmuştu? Hatırladığı bir şeyler vardı ama onlara dokunmak, son veda saatini, bugün yüreğini açıp kadını beklediği aynı kentteki peronda yaşadığı o saati aklına getirmek istemiyordu. Hayır, silinip gitmeliydi o anlar. Geçmişte kalmalı, bir daha hatırlanmamalıydı. Çok korkunçtu. Düşünceleri geriye, çok daha geriye gitti. Takırtılı bir ritimle dönen tekerlekler onu hayalinde başka manzaralara, başka zamanlara sürükledi. O günlerde paramparça olmuş bir ruhla Meksika'ya gitmişti. İlk aylara, kadından ilk haber gelinceye kadar geçen ilk korkunç haftalara katlanabilmek için beynini rakamlarla, taslaklarla doldurmuş, atıyla taşraya ve araştırma seferlerine çıkarak bedenini ölesiye yormuş, sonsuz ama kararlı bir şekilde sonuçlandırdığı müzakereler ve incelemeler yapmıştı. Sırf iç sesinin bir adı, kadının adını çaresizce nasıl seslendiğini duyabilmek için kendini sabahtan akşama kadar şirketin rakamları adeta kafasına vuran, konuşan, yazan, durmaksızın çalışan daktilo dairesine kapatmıştı. Duygularının şiddetini bastırabilmek için alkol ya da zehir alır gibi kendini çalıştırarak uyuşturmuştu. Ama ne kadar yorgun olursa olsun her akşam oturmuş gündüzleri yaptıklarını kağıtlara saat saat olduğu gibi dökmüş ve titreyen ellerle yazdığı bu deste deste sayfaları postayla önceden belirledikleri gizli bir adrese göndermişti. Çünkü uzaklardaki sevgilinin eskiden evdeyken olduğu gibi yaşamının her saatine katılmasını kendinin de binlerce deniz mili tepeler ve ufuklar ötesinden Kadının yumuşacık bakışlarının hayalden bile olsa gündelik yaşamına yöneldiğini hissetmek istiyordu. Kadından gelen mektuplar teşekkürlerle doluydu. Düzgün bir yazıyla yazılmış, sakin sözler gizli bir ihtiras içerse de dizginlenmiş bir üsluptaydı. Kadın ciddi bir dille ve hiç yakınmadan günlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor, adam da onun güven veren mavi gözlerinin üzerine çevrildiğini hisseder gibi oluyordu. Ama bu gözlerde gülümseme, yaşamın sertliğinin yarattığı ağırlığı alan o iyimser gülümseme yoktu. Bu mektuplar yalnız kalan adamın ekmeği, suyu olmuştu. Bozkırlara ve dağlara giderken bu mektupları tutkuyla yanında götürüyordu. Ani yağan yağmurdan ve araştırma yolculukları sırasında geçtikleri nehirlerden ıslanmamaları için eğere özel bir heybe diktirmişti. Onları o kadar çok okumuştu ki her kelimesini ezberebiliyordu ve çok sık açtığı için kat yerleri incelmiş bazı sözcükler öpücüklerden ve gözyaşlarından silinmişti. Yalnız kaldığı, çevresinde kimsenin bulunmadığından emin olduğu zamanlarda mektupları çıkarıyor, uzaktaki sevgiliyi sihirle yanına çağırırcasına bunları kadının vurgusuyla satır satır okuyordu. Bazen bir sözcük, bir cümle, bir kapanış cümlesini unutursa gece ansızın yatağından kalkıyor Bunları bulmak ve kadının yazısında elinin görüntüsünü düşleyebilmek için ışığı yakıyordu. Sonra ellerinden başlayarak yukarıya, koluna, omzuna, başına doğru çıkıyor, denizler ve diyarlar ötesinden gelen silüetini hayal ediyordu. Önünde tüm yabanıllığı ve aşılmazlığı ile duran tehdit dolu zamanı, balta girmemiş ormandaki oduncu gibi kudurmuş bir öfkeyle ve güçle yumrukluyor, dönüşü, yolculuk saatini binlerce kez gözünün önüne getirerek kendini kandırdığı sahneyi, ilk kucaklaşmayı açıkça görebilmek için sabırsızlanıyordu. İşçilerin barınması için yeni inşa edilmiş mahallede, çatısı saç kaplı ahşap barakada bulunan, kabaca çakılmış yatağının üstüne bir takvim asılmıştı. Akşamları çalışıp tamamladığı günün, hatta bazen sabırsızlandığından öğlen saatlerinde üzerini karalıyor, ve katlanmak zorunda olduğu gitgide kısalan kırmızı siyah sırayı sayıyor. Bazen sayarken hata yapıyordu. Dönüşe kadar 420, 419, 418 gün. Çünkü o başkalarının yaptığı gibi milattan başlayarak değil, belli bir saate, memlekete dönüş saatine doğru sayıyordu ve kalan bu süre 400, 350 ya da 300 gibi yuvarlak bir sayıya ulaştığında ya da kadının doğum günü isim günü ya da birbirlerini ilk kez gördükleri ya da kadının ona ilk kez duygularını açtığı gün gibi gizli bayram günleri geldiğinde adam çevresindeki her şeyden habersiz insanlara bir tür bayram ziyafeti vererek onları şaşırtıyordu. Melezlerin üstü başı kir içindeki çocuklarına para, işçilere de brendi dağıtıyordu. Adamlar da sevinç çığlıkları atıp azgın altaylar gibi zıplıyorlardı. Adam da pazar günü giysilerini giyip şarap ve en iyi konservelerden getirtiyordu. Eliyle toprağa diktiği bir direğe bağladığı bayrak, sevinç alevi olarak dalgalanıyor, komşular ve yardımcılar merakla koşup gelerek hangi kutsal günün ya da olağanüstü olayın kutlandığını öğrenmek istiyorlardı. Adam gülümsemekle yetinip, ''Size ne bundan?'' diyordu. ''Benimle sevinin işte.'' İşte böylece haftalar ayları kovalamış derken bir yıl onun ardından altı ay daha geçmiş ve geri dönüş tarihine yalnızca ve yalnızca yedi kısacık hafta kalmıştı. Adam deniz yolculuğunu sonsuz bir sabırsızlıkla çok önceden hesaplamış ve Arkansas gemisindeki kamerasını yüz gün öncesinden ayırtıp bedelini ödeyerek acente çalışanlarını şaşkına uğratmıştı. Sonra sadece onun takvimini insafsızca alt üst etmekle yetinmeyip, milyonların kaderini ve düşüncelerini umursamazca paramparça eden felaket günü gelip çatmıştı. Felaket günü, jeoloji mühendisi olan adam, sabah erkenden iki ustabaşı ve arkalarında atlarıyla ve katırlarıyla gelen, yerlilerden oluşan bir grup işçiyle birlikte kükürt sarısı topraklardan çıkıp dağlık bölgeye gitmişti. Dolomit yataklarının olduğu tahmin edilen bir sondaj istasyonunda incelemeler yapacaklardı. Melez işçiler dik ışınlarıyla kavrulan, çıplak kayalara çarpıp dik açıyla tekrardan üzerlerine vuran kızgın güneşin altında iki gün boyunca vurmuş, kazmış, kırmış, incelemişti. Ama genç adam işçileri deliler gibi işe koşuyor, susuzluktan ağzı dili kuruduğu halde yüz adım ötede alelacele açtıkları su kuyusuna kadar gitmeyi kendine de çok görüyordu. Çünkü bir an önce mektupların yanına dönmek, onun mektuplarını, sözlerini görmek istiyordu. Üçüncü gün hedeflenen derinliğe henüz inememişler, istedikleri örnekleri alamamışlardı ki adam, kadından gelecek habere karşı öylesine delice bir ihtirasa kapılmış, onun sözlerine karşı öylesine çılgınca bir susuzluğa tutulmuştu ki, kadının bir gün önce postadan çıkmış olması gereken mektubuna kavuşabilmek için atına binip gece boyunca tek başına geri dönmeye karar vermişti. Diğerlerini umursamadan çadırda bırakmış, yanına yalnızca bir hizmetliyi alarak tehlike yaratacak kadar karanlık ve dik patikada bütün gece tren istasyonuna doğru ilerlemişti. Ertesi sabah burunlarından soluyan atların sırtında buz gibi dağ havasında iliklerine kadar üşümüş halde nihayet kasabaya vardıklarında alışılmadık manzara karşısında şaşırıp kalmışlardı. Buranın sakini birkaç beyaz adam işlerini bırakmış, istasyonun önünde bağırıp çağıran, sorular soran aptal aptal bakan melezlerin ve yerlilerin çevresinde öylece duruyorlardı. Heyecanlı kalabalığı yarmaları güç olmuş ve ummadıkları bir haberle karşılaşmışlardı. Kıyıdan bazı telgraflar gelmiş, Avrupa'da savaş başlamıştı. Almanya Fransa'ya, Avusturya Rusya'ya saldırmıştı. Adam duyduklarına inanmak istememiş ve topuklarını sendeleyen atın sağrısına öyle şiddetle bastırmıştı ki hayvan korkuyla kişneyip şahlanmıştı. Adam daha da yakıcı haberi duymak üzere atını hızla kaymakamlık binasına doğru sürmüştü. Duydukları doğruydu. Hatta durum daha da vahimdi. İngiltere'de savaş ilan etmişti ve dünyanın bütün denizleri Almanlara kapanmıştı. İki kıta arasında öngörülemez bir süre için demirden keskin bir perde inmişti. Sanki görünmez bir şeye isabet ettirmek ister gibi adamın kapıldığı ilk öfkeyle sıktığı yumruklarını masaya indirmesi boşunaydı. Öyle ya, şimdi milyonlarca aciz insan kaderin mapushane duvarlarını böyle hiddetle dövüyordu. Hemen kadere direnip gizlice ve zor kullanarak Avrupa'ya kaçmanın bütün olasılıklarını aklından geçirmiş, ancak ahbabı olan ve tesadüfen orada bulunan İngiliz konsolos onu dikkatle uyardıktan sonra o andan itibaren bütün adımlarını göz hapsinde bulundurmak zorunda olduğunu bildirmişti. Adamın şimdiden aldatılmış milyonlarca insan gibi tek tesellisi bu çılgınlığın uzun sürmeyeceğine dair taşıdığı umuttu. Çığırından çıkmış diplomatların ve generallerin yol açtığı bu budalaca oyun birkaç hafta ya da birkaç ay içinde son bulurdu. Pamuk ipliğine bağlı bu umuda çok geçmeden başka bir unsur, çok daha canlı, uyuşturucu etkisi daha şiddetli bir güç katmıştı. Çalışmak. Devlet tarafından olası bir el konulma olayının önüne geçebilmek için şirketi İsviçre üzerinden telgraflar yollayarak onu işletmeyi bağımsız bir duruma getirmekle ve birkaç göstermelik adam kullanarak Meksikalı bir ortaklığa dönüştürmekle görevlendirmişti. Bunun üstesinden gelmek çok büyük bir enerji gerektiriyor Ayrıca bu zor şirketi yönetmek mücadele istiyordu. Ocaklardan maden çıkarma süreci hızlandırılmalı, şirket verimliliği arttırılmalıydı. Bu durum olanca güçle çalışmayı gerektiriyor, keyfi düşüncelerin önüne geçiyordu. Adam günde 12 hatta 14 saat tutkulu bir inatla çalışıyor, akşamları da rakamlarla bezeli bu atış rampasında bitkin düşüyordu. Farkında olmadan yatağa devrilip rüya bile görmeden uyuyordu. Ama duygularının değişmediğini düşünse de içindeki ihtiraslı gerginlik artık yavaş yavaş çözülüyordu. Sadece anılarla yaşamak insanın doğasına aykırıydı. Nasıl bitkiler ve bütün canlılar renklerinin solmaması ve çanak yapraklarının kuruyup dökülmemesi için toprağın besleyici gücüne ve gökyüzünden süzülüp gelen canlı ışığa ihtiyaç duyuyorsa, aynı şekilde sözde gizli düşlerin bile belli ölçüde tensel gıdaya duygulu ve canlı bir desteğe ihtiyacı vardı. Aksi halde kanları çekilir, ışıma güçleri zayıflardı. Haftalar, aylar, sonunda bir yıl, ardından bir yıl daha kadından tek haber, eliyle yazdığı tek sözcük, tek işaret ulaşmayınca adam henüz fark bile etmeden bu tutkunun da başına aynı şeyler gelmiş, kadının hayali solmaya başlamıştı. İşe adanarak yanıp giden her gün anıların üzerine birkaç kül tanesi daha konduruyordu. Anılar ızgaranın altında henüz kor gibi kıpkırmızı yanıyor ancak kurşuni tabaka zamanla gitgide kalınlaşıyordu. Adam mektupları hala arada sırada çıkarıyordu. Ancak mürekkepleri solmuştu. Sözcükler artık yüreğine saplanmıyordu. Hatta bir defasında kadının fotoğrafına bakarken korkuya kapılmıştı. Çünkü onun gözlerinin rengini anımsayamıyordu. Onu sihirleriyle canlandıran bir zamanların değerli tanıklarına gitgide daha az açıp bakar olmuştu. Onların ebedi suskunluğundan yanıt vermeyen bir gölgeye anlamsızca konuşmaktan yorulduğunun farkında değildi. Ayrıca hızla büyüyen şirket yaşamına yeni insanlar ve arkadaşlar katmıştı. Toplum içine giriyor, dostluklar, kadınlarla yakınlık kuruyordu. Savaşı’n üçüncü yılında çıktığı bir iş gezisinde yolu Verakruz’da yaşayan bir Alman iş adamının evine düşmüş, orada adamın kızıyla tanışmıştı. Kız, sakin, sarışın ve evcimendi. İşte o zaman keynin, savaşın ve çılgınlıkların ortasında yıkılıp giden dünyada sürekli yalnız olmak yüreğini korkuyla doldurmuştu. Hızla karar verip bu kızla evlenmişti. Bir çocuğu olmuş, onu ikincisi izlemişti. Aşkının unutulmuş mezarı üzerinde açan canlı çiçeklerdi onlar. Artık daire kapanmıştı. Dışarıda gürültülü bir işi, içeride huzurlu bir evi vardı. Bir zamanlar olduğu kişiyi dört ya da beş yıl sonra artık anımsamıyordu bile. Derken bir gün çanların deli gibi çaldığı, telgraf tellerinin titrediği, kentin bütün sokaklarının insanların çığlıklarıyla dolduğu, yumruk büyüklüğündeki harflerle sonunda barışın sağlandığının duyurulduğu, Orada bulunan İngiliz ve Amerikalıların bütün pencerelerden saygısızca yaşasın diye bağırarak adamın ülkesinin yok edildiğini haykırdıkları o gün, felakete sürüklenirken yeniden sevgi duyduğu vatanına dair bütün anılarının deşildiği o gün, kadın zorla onun duygularına sızdı. Oradaki gazetelerin yayıla yayıla ve küstah bir gazetecilik işgüzarlığıyla oldukça geniş ve alaylı üslupla anlatıp durduğu Onca felaket ve yoksulluk içinde geçen yıllarda kadın neler yaşamıştı acaba Kadının yani onun evi ayaklanmaları ve talanları atlatabilmiş miydi Kocası ve oğlu hala hayatta mıydı acaba Uyuyan karısının yanından gece yarısı kalktı ışığı yaktı ve gün ağarana kadar 5 saat boyunca bir türlü bitmek bilmeyen bir mektup yazıp kendi kendine konuşurmuş gibi bu 5 yıl içinde yaşadığı her şeyi kadına anlattı İki ay sonra ki kendi yazdığını unutmuştu, yanıt geldi. Geniş zarfı kararsızlık içinde eliyle tarttı. Çok iyi tanıdığı bu yazı onu altüst etmeye yetmişti. Mührü hemen kırmaya cesaret edemedi. Bu kapalı şeyin içinde tıpkı Pandora'nın kutusunda olduğu gibi yasak şeyler vardı sanki. Zarfı iki gün boyunca açmadan göğüs cebinde taşıdı. Arada sırada kalbinin orada attığını hissetti. Sonunda açtığı mektup onu sıkıştıracak bir samimiyet içermiyordu ancak soğuk bir resmiyetten de uzaktı. Adam bu sakin yazıda ilk günden beri onu çok mutlu etmiş olan o hoş yakınlığı soludu. Kocası savaşın hemen başlarında ölmüştü. Kadın bundan yakınmaya neredeyse cesaret edemiyordu. Çünkü kocası böylece şirketin düştüğü zor durumu, kentlerin işgal edildiğini, zamansız zafer sarhoşluğuna kapılan halkın yaşadığı sefaleti görmekten kurtulmuştu. Kendisi ve oğlu sağlıklıydılar. Adamdan olumlu, kendi anlattıklarından daha iyi şeyler duyduğuna çok sevinmişti. Evliliğini açık ve dürüst sözcüklerle kutluyordu. Adamın yüreği bu sözlere gayri ihtiyari kuşkuyla kulak verdi. Ancak kadının duru üslubunu hafifletici, gizli ve kurnazca bir tek ima yoktu. Her şey açık bir biçimde söylenmişti. Her türlü kışkırtıcı abartıdan ya da duygusal etkilenmeden uzaktı. Yaşanmış her şey etkisini sürdüren bir sempatiye dönüşmüş, İhtiras ise yerini açıkça şeffaf bir dostluğa bırakmıştı. Adam, kadının zarif kalbinden farklı bir yaklaşımı asla beklememişti zaten. Ancak bu duru ve sağlam duruşu, iyi niyetin ciddiyet ve gülümsemeyle harmanlanmış ışıltılı yansımasını hissedince, adamın kadının gözlerinin içine bakması bile gerekmiyordu bunun için, içi şükran duygularıyla doldu. Hemen oturup kadına uzun ve ayrıntılı bir mektup yazdı birbirlerine yaşadıklarını karşılıklı rapor ettikleri ve uzun zamandır hasret kaldığı eski alışkanlığa kendiliğinden geri dönülmüştü dünyanın üzerine çöken dehşet bu bakımdan hiçbir şeyi yıkamamıştı